Şems suresi bir insanı, insanlığı tanıma dersi. İnsan deve orada dur. Şeytan mı? İnsan. Melek mi? Saf iyi mi? Yoksa saf kötü mü? Yoksa Alexis Carroll'ın dediği gibi insan meçhul mü? Yoksa malum mu? Hani olumsuz anlamıyla malum tip mi? Şu malum insan. Nasıl bir varlık insan? Kuran'ın insana bakışı bu soruların hepsinin ötesinde gerçekten de insana dair en dengeli, altını çizdiğim kelime denge, en dengeli bakış olduğunu düşünüyor ve inanıyorum. Talese sorsak insan araştıran varlıktır, canlıdır. Bunu hayvandır diye de çevirebiliriz ama biz hayvanı daha farklı vurguyla kullanıyoruz sanki. Bir aşağı varlık, bir adi varlık gibi değil. Canlı demek hayvan. İnsan araştıran canlıdır, hayvandır. Heraklitos'a sorsak, insan değişen canlıdır. Sokrat'a sorsak, insan sorgulayan canlıdır. Aristo'ya sorsak, insan düşünen canlıdır. Marx'a sorsak, insan alet kullanan canlıdır. Andrejide sorsak, insan isyan eden canlıdır. Durkheim'e sorsak, insan sosyal canlıdır. Yani gördüğünüz gibi herkesin, tabii Farabi'ye sorsak, i̇bn Sina'ya sorsak diye devam ederim. Yani İslam düşünce geleneğinin yıldızlarından da insan tanımları aktarabilirim. Ama kime sorarsak soralım insanı bir boyutuyla tanıtıyor bize. Aslında insan bunların hepsini içinde taşıyan canlıdır. Evet, insanın içinde melek büyüten bir tohum, şeytan büyüten bir başka tohum vardır.